Fatiha-yı Şerife meal besmele. Bilal Köse'yi annesi bekliyormuş. Üç salavat-ı şerife. İki elem neşrah leke besmeleyle. On beş kul huvallahu ahad besmeleyle. Üç salavat-ı şerife. فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا Hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi bi iznihi ve siracem münira ve beşşiril müminine bi enne lehum minallahi fadlen kebira. Sadakallahul azim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Sübhane rabbil aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hakkandihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in.
Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Acizane nâşizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayrat ve hasenatımızı, hatme hacegânımızı, kardeşlerimizin okumuş olduğu bir adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 4444 adet salat-ı tehriciyeyi, 41 adet Yasin-i Şerif'i vesaire kardeşlerimizin yapmış olduğu diğer ibadet ve zikir ve hayrat ve hasenatı lütfunla, kereminle ahsen ve etem olarak makbul eyle. Bizlere fazl-ı kereminden büyük sevaplar ihsan eyle. Hasıl olan ücuru mesubatı ya Rabbi, evvela Peygamber Efendimiz'e hediye etmek istiyoruz. Şu anda ruhu pakine vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sevdiği, razı olduğu ümmetler olmayı bizlere nasip eyle. Amin. İltifatına, teveccühüne, sevgisine, şefaatine ya Rabbi, cümlemizi nail eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek âlinin, pak ashabının, cümle etbâ-ı ahbabının ruhlarına da dereceleri üzere ikram eyle. Amin. Hasreten Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan ve Turku Aliye'miz silsilelerinden hocamız Muhammed Said Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle mensuplarının ve onlara tabi halifelerin, müritlerin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Hatim sahipleri ve bu zikirleri, salavatları okuyan kimselerin muratları kimler içinse ve hangi işlerin husulü içinse o muratlarına, dileklerine vasıl eyle. Ya Rabbi, ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, ahbab-ı yaran ve akraba-ı taallukatımızın da ruhlarına ikram eyle. Şu beldede medfun bulunan Evliyaullah, Enbiya, Sahabe, Evliyaullah'ın ruhlarına, ashab-ı hayrat ve hasenatın ruhlarına da ikram eyle. Vesair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümat kardeşlerimize de hepsine dereceler üzere ikram eyle. Hasreten bizden dua bekleyenlerin, bizim üzerimizde hakkı olanların ruhlarına vasıl eyle. Amin. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Amin. Ruhlarını mesrur, kabirlerini pür nur eyle. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Biz yaşayan mümin kullarına da Peygamber Efendimiz'in has ümmetleri olmayı nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in hakiki ehli olmayı nasip eyle. Peygamber Efendimiz'in şefaatine ve Kur'an-ı Hakim'in şefaatine cümlemizi nail eyle. Ömrümüzü Kur'an-ı Kerim yolunda geçirmemizi cümlemize nasip-i müyesser eyle. Cümlemizin vücutlarımıza sıhhat-ı afiyetler ihsan eyle. Hastalarımıza acilen şifalar nasip eyle. İmtihanlara girecek kardeşlerimizi üstün derecelerle muvaffak eyle. Gönüllerimizdeki dileklerimizi sen bizlere ihsan eyle. Kendinden gayriye muhtaç duruma düşürme. Kimseye el açıp boyun büker duruma getirme. Helal rızıklarla cümlemizi merzuk eyle. Haramlardan ve günahlardan cümlemizi mahfuz eyle. Bizleri yolunda daim sevdiğin zikrinde kaim has kullar eyle. Ümmet-i Muhammed'e ya Rabbi umume rahmet eyle. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda nasip eyle. Esirleri esaretten halas eyle. Mazlum ve mağdurları zulüm ve gadirden kurtar. İstilaya uğramış İslam beldelerine istiklallerini nasip eyle. Müminlerin arasındaki kardeşliği takviye eyle. Gönüllerini bir araya getirip cem eyle. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini nasip eyle. Birlik ve beraberlik düşmanlarına fırsat verme. Ya Rabbi, maddi, manevi, semavi, aradı, ruhi, bedeni, her çeşit afetlerden bizleri mahfuz eyle. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de kıyamete kadar sevdiğin, razı olduğun kullar olarak yaşamak nimetine nail eyle. Bizim neslimizden sevmediğin kul getirme ya Rabbi. Evlatlarımızı hayırlı evlatlar eyle ya Rabbi. Onların güzel günlerini görmemizi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İslam'ın izzetini görüp de bahtiyar ölmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine yaymak için çalışma şerefine cümlemizi nail eyle. Bizim elimizden nice insanların İslam'a gelmesini nasip eyle ya Rabbi. Kendi şahsi varlığımızı, müktesebatımızı, malımızı, mülkümüzü, ilmimizi, irfanımızı, konuşmalarımızı, her türlü güç ve kuvvetlerimizi senin yolunda, senin dinine faydalı, ümmet-i Muhammed'e faydalı şekilde kullanmayı nasip eyle. Amin. Vademiz yettiği zaman cümlemize
azar-ı asanülüm kamil bil iman ile ve senin yolundayken, abdestliyken, oruçluyken, dilimiz zikrinle meşgulken ve sevdiğim bir hal üzereyken ve sevdiğim bir kul iken ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye mümini kamiller olarak can emanetini verip ahirete göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Kabri cehennem çukuru olanlardan etme ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda bizi böylece Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında topla ya Rabbi. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşir eyle ya Rabbi. Kahrına, gazabına, azabına, ikabına uğramamayı nasip eyle ya Rabbi. Cehenneme düşürme ya Rabbi. Bizi Kevser'den doya doya içmeyi nasip eyle ya Rabbi. Senin cemalini gören has kullarının zümresine bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Bi hürmeti hatmil Kur'an-ı Azim ve bi hürmeti zikrikel cemil ve bi hürmeti habibikel müşteba ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti şehri Recep el Esab ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Bazı soruları cevaplandırabileceğim inşallah. Önce cami derneğimizden size selam ve pusula yardım edilmesini istiyorlar. Efendim, şimdi inşallah camimizi tekrar yeniden bir büyütme çalışmamız var. Ön tarafa doğru genişleyecek, daha da ihtiyacı karşılayacak hale gelecek inşallah. Elinizden gelen yardımı efendim yapmanızı tavsiye ederim, temenni ederim. Çünkü bu cami müftülük bir kitap neşretmiş. Elhamdülillah. Sevindim. Yani en büyük Salatin camilerden daha fazla cemaati olan bir camidir. İçinde namaz kılındıkça buraya hayır yapanlar sevap kazanır yani. Ecriniz, sevabınız çok olur diye bu hayrı tavsiye ediyoruz. Bir kardeşimiz sormuş. Samimi Müslüman olmak için ne yapmak lazım? Derviş olmak lazım. Samimi Müslümanlık yolu o, takva yolu o. Latife etmiyorum yani. Birisi sormuş ki, Merve ismi nasıldır? Şimdi Merve, Mekke-i Mükerreme'de bir yerin adıdır. Manası, yani Arap dilindeki manası başka ama o yer adı olduğu için bazı kimselere Safa ismi veriliyor, bazı kimselere Merve ismi veriliyor. Efendim, yani o güzel yere olan sevgimizden, mübarek beldede olan yere sevgimizden dolayı bu ismi koyuyoruz. Normal bir isimlendirme. Efendim, herhangi bir vaktin farzını kılarken, mesela öğlenin farzını kılarken, farzın son iki rekatında sure okunur mu, okunmaz mı? Gerek cemaatle, gerek yalnız. Okunmuyor. Bilinen bir şey yani bu, bilinmeyen bir şey değil. Ama arkadaşımız sormuş pekala. Son iki rekatında sadece Fatiha okunur. Sure zam etmek, yani ilk iki rekata mahsustur. Dört rekatlı farzlarda. Bir şahıs bir kitabında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halife seçildiği sırada iki halife ile müşterek saltanat hakkında bir teklif vardı diyor ve bunun pratik sebepler dolayısıyla kabul edilmediğini sahabe tarafından ifade ettikten sonra demiş ki yani Musa ve Harun aleyhisselam da efendim beraber peygamberlik yaptılar ya, onlar ikisi beraber nasıl peygamberlik yaptılar yani. Lut aleyhisselam da İbrahim aleyhisselam'ın zamanında yaşadı ama yani birisi esas, ötekisi ona tabi idi. Asıl olan birliktir. Ayrılık oldu mu, çokluk oldu mu ihtilaf olur. Birlik ve beraberlik esastır. Nitekim Musa aleyhisselam Tur Dağı'nda münacattan döndüğü zaman kavmin şaşırdığını ve şey yaptığını görünce Harun aleyhisselam'ın yakasına ve sakalına yapışmış. O da diyor ki yebne ümme la te'huz bi re'si ve la bi lihyeti. Ey anam oğlu, benim kafamı saçımı çekip durma diyor yani. Demek ki sinirlenmiş, şey yapmış, niye böyle yaptın? Amir o çünkü. O bakımdan orada ikilik bahis konusu değil.
Kaptama dişlerin özellikleri altına suyu geçirmemiş olmasıdır. Ağzın içinde guslu gerektiren yerlerde olduğuna göre bu kaplamaların dince hükmü nedir? Eğer bir kimse abdestli olarak bu kaplamayı yaptırmışsa durum ne olur? Hiçbir mahsuru yoktur. Bunu şeye sormuşlardır. Muhtelif hoca efendilere sormuşlardır. Mesele incelenmiştir. Efendim mahsuru yoktur, şey yapabilir. Yani guslü tamamdır, şeyi tamamdır. Evrad-ı Şerife'yi okumak sabah namazının peşinden mümkün olmadığı ise diğer namazların arkasından okumak mümkün müdür? Mümkündür. Çünkü onlar duadır. Ama sabah namazının arkasından okunması, bir insan sabah namazını kılar da işrak vaktine kadar arada ibadet, taatle meşgul olursa sevabı çok olur diye o vakti değerlendirmek içindir. Yasin okunuyor, bunlar okunuyor. Başka zaman da okunabilir, ikindi namazından sonra da okunabilir, o vakitte kıymetlidir. Sabah namazını efendim eğer o zaman da okuyamamışsa. Talebe evlerinde olan kardeşlerimiz kendisi kalktığı zaman efendim öbür arkadaşları da uyandırabilir mi? Uyandırırsa iyi olur, rica eder veya akşamdan efendim arkadaşlarına şey yapar, sözleşirler filan. Bir kere teklif etmek uygun olur. Çünkü şey olabilir, yani mesela onun uyuduğu esnada ötekisi kalkmış, kılmış, yatmış filan olabilir. Yani hüsnü zan etmek de lazım. Günümüzde adet olarak yapılmakta olan aile büyüklerinin gerdeğe mütakip çarşaf isteme hareketini İslam'a göre yorumlar mısınız? Teşekkür ederim. Bu gelin güvey gerdeğe girdikleri zaman yataklarındaki çarşafı isteme şeyi, bunun İslam'da bir şeyini bilmiyorum yani. Hani hakikaten kız namuslu mudur, bakire midir filan onu ölçmek için galiba şey yapıyorlar. Herhalde öyle bir şey duymadım, hiç okumadım. İslami yönden bir şey yok. Biraz da insan utanıyor yani. Mahrem olan bir şeyi niye böyle bir adet halinde etrafa fahşediliyor diye ben hoş da görmedim. Birisi de bir şahsı soruyor. Ben ona bağlıydım, oradan ayrıldım diyor. Efendim bilgi istiyor. Şimdi o şahıs hakkında muhtelif kimselerden bana da bazı bilgiler geldi. Başka kimseler de onun bazı şeylerini gördükleri için ayrılmışlar. Yani ayrılması uygun olduğunu beyan ediyor. Bu la yemessuhu illel mutahharun ayeti kerimesi var. Bunun buradaki mutahharun ne demek? Temiz insanlar demek ve buna dayanarak tabi bunun muhtelif tefsirleri vardır. Yani o ayeti kerimenin tefsiri açıldığı zaman çeşitli şeyleri görülebilir. Ona dayanarak Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmamak dinimizde, fıkhımızda emredilmiştir. Bir arkadaşımız, sevdiğim bir arkadaş, beni bu camia ile tanıştıran bir arkadaş, şimdi hastanede ağır hasta diyor, dua etmenizi istiyor. Cemaatten dua istiyor yani ihvanımız. Cümle hastalarımızın ve bu kardeşimizin şifası için bir Fatiha okuyuverelim. Dört yıl oldu ders almıştım. Üç yıldır derslerimi devamlı yaptım. İtikafa girince efendim kalp dersini yap diye tavsiye etmişlerdi. Bazı problemlerini söylüyor. Pişmanlığını söylüyor. Ara vermiş ondan dolayı. Şimdi nereden başlayayım diyor. O kaldığı yerden başlasın, devam etsin, şeylerine tevbe ve istiğfar eylesin. Evde fazla ibadet ve zikir etmem büyüklerin hoşuna gitmiyor. Namaz kılmasam Allah'a karşı kul olmam. Nasıl hareket etmem lazım? Yani namaz kıldığını evdekiler sevmiyorlarmış ama tabii namaz vazife diyor.
Kim severse sevsin, kim sevmezse sevmesin, aldırmadan farz ibadetleri yapacak. Tabi nasihatini de edecek. Yani bu Allah'ın farzını siz niye bana engellemeye çalışıyorsunuz? Allah'la harp etme durumuna mı geçiyorsunuz? Ne lüzum var? Sonra medeni insansanız kimsenin vicdan hürriyetine karışmamanız lazım. Dindar insansanız ibadeti engellememeniz lazım. Sizin durumunuz nereye giriyor? Ne medenisiniz, ne dinlisiniz, nedir haliniz filan diye anlatmak lazım. İbadete devam etmek lazım. Pardesü tesettür yerine geçer mi? Yoksa illa çarşaf mı olmalı? Şimdi muhterem kardeşlerim, bu konuda alimler toplanmışlar, müzakere etmişler, bir kitap yazmışlar. Dün akşam elimdeydi, bu sabah da masamda duruyor. Yani ciddi bir kitap. Bizim zaten fıkıh kitaplarından ben delilleri getirdim. Burada bize derse gelen kadınlar daha önceden sormuşlardı. Hangi kitapta yazıyor filan diye sayfasıyla, cildiyle onlara eski senelerde söylemiştim. Şimdi çarşaf mecburiyeti yok dinimizde. Cilbab kelimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Yudnine aleyhinne min celabibihinne ayet-i kerimesinde. Bu cilbabın ne olduğu hususunda ülemamızın kavilleri çok muhteliftir. Omuzları örten bir başörtüden topuklara kadar inen bir örtüye kadar ve bu işi gören her kıyafete şamildir diye ülemamızın kat'i kanaati, Hanefi fakihlerinin, büyüklerimizin kanaati de budur. Binaenaleyh İslam'ın emrettiği azalarını altı görünmeyecek şekilde münasip bir bollukta, şeffaf olmayan bir kumaşla örtündüğü zaman tesettür yerine gelmiş olur. İlle çarşaf olma mecburiyeti yoktur. Ulemamızın, Hanefi fukahasının, din alimlerinin kitap yazmış, toplantı yapmış insanların genel kanaati budur. Yani bu hususta şeye fazla lüzum yok. Çarşafın çok iyi bir kıyafet olmadığını söylemek de mümkündür. Çünkü bizim memleketimizde ince geliyor. Yani soğuk yerlerde vesaire de ince de gelebiliyor. Hani Yemen'de hoş olabilir de veya Irak'ta, Suriye'de hoş olabilir de burada daha geniş, daha kalın bir kıyafet giymek ihtiyacı olabilir. Başı daha iyi örtmek falan gerekebilir. Bizim fıkhımız, bizim dinimiz tek bir model ve kıyafet üzerinde durmuyor. Zaten İslam ülkelerinde de kıyafetler muhtelif. Yani aynı ölçüyü sağlıyor ama formlar, şekiller farklı olabiliyor. Örtünmeyi esas alıyor. Örtünmeyi münasip bir tarzda esas alıyor. O kitabın ismini de sayfalarında gösterebilirim sizlere. Ben hanımımla hacca gideceğim. 50-60 yaşlarında bir komşumuz kadın. Bizimle birlikte hacca gelebilir mi? Bir kadın şeyi olmayınca, efendim yanında mahremi olmayınca sefer mesafesi, uzaklığa tek başına gidemez. Hanefi fıkhı böyledir. Bundan dolayı kendisine de şey gerekmez. Yani hacca bizzat gitmesi gerekmez. Yoksa böyle birisinin yanında gitmesi olmaz. Hanefi fıkhına göre böyledir. Büyüklerimiz de böyle tavsiye ederlerdi. Kendisine gitme mecburiyeti kalkıyor, bedel gönderir şeyi olmadığı için kendisi gitmez. Selamun aleyküm demiş, aleyküm selam. Vaaz dinlerken tesbih çekenlerin durumu nasıldır? Vaaz, hutbe gibi konularda, bu da bir zikir olduğundan, vaazı can kulağıyla dinlemek iyidir. Ama insan zikirde şey yapmışsa, belli bir takım şeylere, merhalelere ulaşmışsa, bazen kalbi zikirde devam ederken, efendim, şeyde takip edebiliyor, konuşmaları takip edebiliyor. O durumdaysa olur. Bir mürşide bağlı bir insan, bir başka mürşidin sohbetine katılabilir mi? Katılabilir. Sohbet, İslami olduğu zaman, dini şey olduğu zaman, doğru olduğu zaman katılınabilir. Sapık insanların sapık sohbetlerine katılınmaz. Yani normal dini görüşmeleri yapan bir insanın, efendim, ayet anlatan, hadis anlatan bir kimsenin sohbetine gidilir, gidilebilir,
mahsur yoktur. Bir belde düşünelim, orada hem bizim kardeşlerimizin meclisi var, hem başka meclisi var. Tabii kendi kardeşlerinin meclisine gider. Hem kendi hocası konuşuyor, hem başka bir hocalar var. Elbet kendi hocasına gider. Ama bir beldede şey yoksa, vaazını dinleyeceği insan yoksa veya bir sebeple birisinin vaazına dinlemek durumuna gelmişse ondan da kaçmaya lüzum yok. Ben ayıplıyordum. Ankara'da kürsüye çıkıyordum. Bizim Özelif Camisi'nin şeyinde kürsüye çıkıyordum. Hadisleri Evzü Besmele çekip okumaya başlarken pabucunu kapan kaçıyordu. Öbür hoca efendiye bağlıymış filan diye. Olmaz ki, hadis-i şerif okuyoruz. Yani günahtır böyle normal bir şey de doğru değildir yani. Hacı baba, üvey annem ve üvey kardeşimle miras konusunda anlaşamıyoruz diyor. Hayırlı duanıza ihtiyacımız var. Allah ıslah etsin. Allah'ın emri neyse ona uymayı nasip etsin. Efendim. Evet, yani vakit biraz sıkıştı ama ömreye gidiyoruz. Emir ve dualarınızı beklerim diyor. Tabii Allah dua ediyoruz. Sıhhat afiyetle gitsin gelsin. Tavsiyem de kimseyle çekişmesin, oranın adabına riayet etsin. Şimdi hepsini okuyamayacağız ama bazı mühimleri vardı. Hanefi mezhebine mensup bir kimse dişlerini dolgu yaptırsa mahsur var mı yoktur diye söylemiştik. Babası trafik kazasında vefat etmiş. Aleyhinde dava açılmış kazaya sebep olan. Karşı taraf para vermeyi kabul etti. Parayı verdiler. Bu parayı almanın hükmü nedir? Caizdir. Yalnız yani böyle tazminat davası vardır. Böyle birisine zarar verildiği zaman diyet ve tazminat parası vermek İslam'da vardır. Belki az bile almışlardır yani İslam'a göre. Onun şeyini, hükmünü bu ilmihal kitaplarından durumlarına göre baksınlar. Levami'ul Ukul kitabının, yani şu okuduğumuz hadislerin şerhinin basılmasını temenni ediyor kardeşlerimiz. Önceden beri şey, hatırımızda olan bir şey. İnşallah yaparız ileride Allah'ın izniyle. Efendim, dişlerine dolgu yaptıran bir insan mezhebini değiştirip Şafii mezhebine göre mi yapacak? Hayır, buna lüzum yok. Yani normal olarak Hanefi şeyinde devam edecek. Efendim, şifa ayetleri yazan bir kitap, nusa kitabı ister misiniz, söyler misiniz diyor. Bizim şeyin, efendim, evradımızın salı günü evradında bu ayet-i kerimeler vardır. Oradan oradaki şeylere baksın. Efendim, galiba bitireceğiz yavaş yavaş. 3 aylar orucuna başladım diyor. Şimdi 3 aylar oruç diye bir oruç yok. Efendim, kefaret orucum var ise ödenmiş olur mu? O Allah'a kalmış bir şey. Yani bir insanın bir yerden bir borcu oldu mu Allah öbür ibadetlerinden takviye ediyor. Ama İslam fıkhında niyetin aşikar ve sahih ve tam olması lazım. Yani öyle kefareti var mı yok mu belli olmadan ihtiyaten şöyle yapayım falan gibi bir şeyi de doğru görmeyen alimler vardır. Yani olmayan bir şeye. Ya kabul olmadıysa, canım o zaman belki bütün namazların kabul olmadı, belki bütün oruçların kabul olmadı. Yani böyle bir şüphe caiz görülmediğinden uygun görmemişler. Ama bildiği kesin bir şey varsa ona niyet eder. Yoksa efendim o zaman bu 3 aylarda çok oruç tutmak iyi ama boydan boya oruç tutmayı Efendimiz yapmamış. Efendim, harama bakmakla ilgili nasihat istiyor bir kardeşimiz. Tabi zaten nasihatleri ettik, akşam vakti yaklaştı. Ona İhya-i Ulum'un efendim gözün afetleri bölümüne bakmasını, orayı okumasını tavsiye ederim. İhya-i Ulum'un kitabının gözün afetleri diye bir bölümü vardır. Oraya tavsiye ederim. İstanbul dışındaki bir kardeşimiz bir başkasına bağlı bir hanımefendiyle evlenip evlenmeme hususunu soruyor. Efendim, ben bizim kardeşlerden birisiyle olmasını tavsiye ve temenni ederim. Bir takım pratik şeyler gördük. Efendim, o bakımdan öylesi daha iyi olur.
Cenab-ı Hak ahireti sadece farzlardan mı soracak? Sünnetlerden ve nafilelerden sorgu sual var mı? Hayır, sünnet ve nafilelerden sorgu sual olmaz. Yalnız başlamış olduğu bir nafile ibadeti kestiği zaman sorgu sual olur. Bu güzel ibadete başlamıştın, adet edinmiştin de niye bıraktın diye ondan sorgu sual olur. Yani gevşemek uygun olmadığından, iki günün bir olması bile uygun olmadığından, ikinci günün birinciden daha ileri olması gerektiğinden böyle bir sorgu olabilir. Açık öğretimde okuyormuş. İkinci sınıfta iken yemin etmiş. Üçüncü sınıfta Türkçe, tarih, İngilizce derslerinden kalacağım diye yemin ettim. Bu sene üçüncü sınıfa geçtim. Bu dersler de şimdi kalktı. Ne yapmam lazım? Yani dersler kalktığına göre kendisine ait bir şey yok. Kalma imkanı olmadığından bir şey yok. Ama böyle olur olmaz şeye yemin etmesin. Bir daha abdest alırken sıçrayıp kullandığımız kabın içerisine geri düşen damlalar yüzünden o kaptaki su kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? Abdestin suları temizdir etrafa sıçrayan, efendim o bakımdan mahsuru yoktur. Yani mayi müstameli tahirdir, temiz bir kullanılmış sudur. Besmele ile kesilip kesilmediğini bilmediğimiz etleri yiyebilir miyiz? Türkiye'de yiyebilirsiniz. Çünkü Türkiye'de et kesimi et balık kurumunundur ve orada da besmele kesiliyor. Yiyebilirsiniz. Mahsur yoktur. Canlı ithal hayvan ediyormuş, kesiyor, yenilir. Efendim, makineyle kesiliyormuş, sıraya konuluyormuş. İşte o makineyi çalıştırırken şey yaparsa, efendim besmeleyi çekerse onun yerine geçer. Efendim, hayvanın gözü eli bağlanmadan kesilirse yenir mi? Yenilebilir. O murdar olma sebebi olmuyor. Yani biz rahat edelim diye bağlıyoruz, görmesin diye gözünü kapatıp böyle kesiyoruz ama bunlar olmasa et murdarlaşmaz yani. Yenilebilir. Et balık kurumu hakkında düşüncelerinizi söyleyebilir misiniz? Yani kesimleri normal diye duyuyoruz. Et balık kurumunda çalışan ve genel müdürlük yapmış, genel müdür muavinliği yapmış kardeşlerimiz vardı. Bir kardeşimizin selamları varmış. Denizli'den birisi bize bağlanmak istiyormuş. Pekala efendim. Evet, kendisiyle görüşelim. Bazı şeyler istiyor. Birisi görmüş olduğu rüyayı anlatıyor. Bu ne? Sakat mı? Sakat oldu. Evet. Sakat bir insan görmüş rüyasında efendim. O Ahmet Ziyaddin Efendi'ye götürülmesi söylenilmiş o kimsenin. Efendim, o da götürün iyi olur demiş. Çok mübarek zattır, alimdir demiş. Efendim, ve onu tanıyorum demiş. Bu rüyadan çok etkilendim. Nedir diyor. Hayırdır inşallah. Tabi Gümüşhaneli hocamızın ona gitmek, bize gelmek demektir. Onun vekili şu anda biziz. Allah razı olsun. Bunlar yeni mi geldi? Okuduklar mısın? Neyse. Bir iki tane atlamış olabiliriz. Kusurumuza bakmayın. Selamünaleyküm. Ders alacaklar. Karşı tarafa gelsinler.